İmzadan iyi akşamlar. Bu akşam dünyayı konuşacağız. Bu akşam Türkiye'nin yakınını, bölgeyi konuşacağız, yatırımı konuşacağız. Tabii özellikle Türkiye son dönemde dünyaya açıldı. Bu dünyaya açılmada rol sahibi olan, sorumluluk sahibi olan, Türkiye'ye yabancı yatırımların gelmesine vesile olan çok sayıda isim var. Bugün onlardan birisi Uğur Akkuş. Sayın Uğur Akkuş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizin AS Holding, Yatırım Holding zaman zaman Türkiye'de gündeme geldiği günler oldu. Ben tabii daha önceki sohbetlerimizden de hatırlıyorum, biliyorum. Mesela İstanbul'daki büyük bir alışveriş merkezi, yanılmıyorsam ilk büyük Türkiye adına yaptığınız işlerden bir tanesiydi. Bütün bunları sırasıyla konuşacağız. Ama öncelikle bizim programımızın adı İmza zaten. Belli alanda imzası olan isimleri daha çok burada ağırlıyoruz. Siz de özellikle Orta Doğu'yu konuşmak üzere, özellikle Arap dünyasını konuşmak üzere, özellikle oradan buraya gelen yatırımcıları veya getirilmesi mümkün olabilecek yatırımcıları konuşmak üzere davet ettik. Sağ olun, davetimizi kırmadınız, hoş geldiniz diye tekrar söyleyerek başlayalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, sizin öykünüzle başlayalım. Bu AS Yatırım Holding tabii ki uzun yıllar siz de sadece doğuda da değil aslında, batıda da zaman geçirdiniz, bütün dünyayı tanıdınız ama AS Yatırım Holding nasıl bir birikimin sonucu ortaya çıktı? Siz işte mesela Kuveyt yıllarınızı yine ben sohbetlerimizden hatırlıyorum. Oralardan başlamak üzere hem kendi kişisel tarihinizi hem AS Yatırım'ın kuruluş öyküsünü sizden başlayarak başlayalım programımıza. Tabii ki aslında AS Yatırım Holding'in yola çıkması 1960'larda başlıyor. Bizim ticari serüvenimiz 1960'ların başında aslında şirketimizin ana kurucusu babamız Sayın Mahmut Akkuş'un bölgeye, Arap bölgesine ticaret yapmak amacıyla gidip orada girişimde bulunmasıyla ticari serüveni başlıyor. Biz de ailenin 3. kuşağı olarak bu ticari girişimin, bu faaliyetin yıllardan bugüne getirmiş olduğu birikimi bir çatı altında toplayıp AS Yatırım Holding'i meydana getirdik. 1960'larda herkesin Avrupa'ya ve gidip ticaret için, hatta 60'ların ortalarında Türkiye'den Avrupa'ya iş göçü başladığı tarihlerde bizim babamız Arap bölgesine gitmiş. Bunun nedeni de Mardin kökenli bir aileyiz. Mardin, biliyorsunuz, bunu her defa söylüyorum, medeniyetlerin merkezi. Birçok yabancı dilin, birçok dinin, birçok farklı kültürlerin bir arada olmuş olduğu, yani bin yıllardan beri var olan bir medeniyet merkezi aslında. Dil Arapça olduğu için o Arap alemine gidip ticaret yapmaya karar vermiş. Zaten Türkiye'de de ticaret yaptığı için o tarihlerde ilk başta Kuveyt'e gidiyor. Çünkü Kuveyt o zamanlar 1960'ların sonlarında bölgenin finans merkezi ve bütün bölgeden ticaret ve finans için buluştuğu nokta Körfez merkezli Kuveyt'tir. Ve o tarihte oraya gittiğinde zaten Türkiye'de tekstil işiyle uğraştığı için Kuveyt'te orada bir ortaklık kurarak tekstil işine giriyor. Çadır ve seyahat çantaları üretimi yapıyorlar oradan. Oradan Suudi Arabistan ve Irak'a satış yapıyorlar. Ta ki 1990'ların başına kadar, Körfez Savaşı'na kadar. Körfez krizi çıkınca tabii mecburen Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyorlar. O Körfez Harbi'nden dolayı. Tabii ki daha sonra iletişim ve temas bölgeyle devam ediyor. Tabii biz de ailenin diğer nesli olduğumuz için 90'dan sonra da ticaretini Türkiye'de devam ettirmeye karar veriyor. Şu anda peki? Şu anda da yine tekstil ihracatımız aile içerisinde mevcut. Ancak ben ailenin 3. kuşağı olarak bölgeyi de bildiğim için 2000'lerin başında ciddi manada, biliyorsunuz, Türkiye'de 2023 hedefleri, 2050, 2070 hedefleriyle ciddi bir kalkınma ve ekonomik program başladı. Yani Türkiye'ye vizyoner bir yapı gelmesiyle beraber ciddi bir kalkınma planı, büyük projeler ve önümüze konulduğunda bunların mutlaka finanse edilmesi gerektiğini düşündüm. Ve bu finansmanın aslında Körfez'de olduğunu düşündüm. Zaten benim ailemin Körfez'le teması olduğu için ben oraya gidip oradan Türkiye'ye ciddi manada finans ve ciddi manada sermaye getirmeye karar verdim. Ve bunu birçok Avrupalı şirketin ve Amerikalı şirketin yaptığını biliyordum zaten. Biz ailece üretimde ve tekstilde ihracatta olduğumuz için ben o ayakta olmak istemedim. Ben dedim ki Türkiye'nin önü çok açık, Türkiye'de ciddi bir kalkınma planı var ve Türkiye ciddi manada büyüyor ve hükümetimiz o zaman o bölgeye ciddi açılımlar yapmış durumda. Ben bu yapının içerisinde var olmak istiyorum ve bu projeleri fonlayacak sermayeyi Türkiye'ye taşımak istiyorum diyerekten. Siz o zaman finans tarafını seçtiniz. Finans tarafını seçip yola çıktım. Peki babanızın öyküsü eksik kalmasın diye şunu da ben hatırlatmak isterim o zaman. Yanılmıyorsam o zaman bu savaş tazminatı alma konusunda en dirayetli mücadeleyi vererek yıllar sonrasında herhalde amacına ulaşıyor değil mi? Tabii şöyle, aslında savaştan dolayı bizim Kuveyt'te şirketimiz, ortak şirketimiz var idi, babamın kurduğu ve orada bir üretim yerimiz vardı. Yani bir atölyemiz vardı ve bir fabrikamız vardı. Hani çok büyük çapta değil ama ve orada bir yatırım vardı ve bir iş vardı. Bu işin savaşla beraber ciddi manada tahrip olmasından dolayı oradaki iş yapan iş adamlarına Birleşmiş Milletler'in savaş tazminat hakkı doğdu. Benim babam da işte bu savaş tazminatına başvurdu. Ama o zaman kimse inanmıyordu. Ya nasıl olur, böyle şey mi olur? Ama bir Türk iş adamı olarak, bir Türk girişimci olarak ya en yüksek dosya, D dosyası diyorlardı. 10 yıl boyunca bu hukuksal mücadeleyi verdi. Cenevre'ye gitti, Birleşmiş Milletler'le ciddi temaslarda kurdu ve bu mücadeleyi vererek Türkiye'de ilk savaş tazminatı alan iş adamı oldu. Güzel. Ya 2000'in başında, 2000 yanılmıyorsam 2001 yılındaydı ve bizim savaş tazminatımız onaylandı. Tek Türk olarak bizim savaş tazminatımız o tarihte onaylandı ve kimse inanamadı. Ama bu ciddi bir 10 yıllık hukuksal mücadeleyle oldu ve o tazminattan gelen sermayeyi tamamen Türkiye'de değerlendirdik. Güzel. Ondan sonrasında siz özellikle yatırım alanında çalışmaya başladınız. Yani, mesela bu yine şu anda tabii ismini zikredemiyoruz burada. İsmini zikretmeden geçmiş olalım ama İstanbul'daki önemli alışveriş merkezlerinden bir tanesinin yine satışı konusunda siz şahıs olarak da kendi şirketiniz olarak da sorumlu kaldınız. Biz 2007 yılında AS Yatırım Danışmanlık şirketini kurduk. AS Yatırım Danışmanlık şirketi Türk-Arap ortaklığıyla orada kuruldu. Orada kurulan bir danışmanlık şirketiydi. ENS Consultancy Co diye İngilizcesi ve amacımız bu yatırım danışmanlığı şirketiyle beraber Türkiye'ye yatırım getirmek. Yani yatırım derken sermaye getirmek. Bunu tabii o tarihte 2007'de çıktığımız vakit anlattığımız iş dünyası bunu anlamıyordu, garipsiyordu. Yani siz komisyoncu musunuz, emlakçı mısınız, ne yapıyorsunuz, kimsiniz diyorlardı ama bir bakıyorsunuz şaha kalkmış bir Türkiye, yatırımlarıyla, vizyonuyla, otobanlarıyla, hava alanlarıyla, Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu yani hani büyük büyümeyle, yani hani işte dizi sektörü olsun, medya olsun ciddi manada büyümeye yani gelişmeye kalkmış bir Türkiye var ve bütün o bölgenin gözü Türkiye üzerinde ve Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar, inanıyorlar Türkiye'ye ama bununla ilgili bir merci bulamıyorlar. Yani danışmanlık şirketi işte oradaki yatırımcının buradaki yatırım projesiyle buluşmasını sağlayan bir iş platformu oldu. Yani ve bunu yaparken de bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. O tarihlerde bölgeye atıyorum Kuveyt'e bir tane haftada uçak vardı. Yani 2003'ler, 2004'lerden bahsediyorum. Bugün günde 7-8 sefer var her ülke. Sadece İstanbul değil, Trabzon'da bile direkt uçuş var artık İzmir'e. Yani nereden nereye gelindi? Ve biz bu projelerin fonlanması adına ciddi trafik gerçekleştirdik ve oradaki fonların, oradaki sermayedarların, oradaki yatırımcıların Türkiye'deki projelere inanıp girmelerini sağladık. Ve en büyük Türkiye'nin gayrimenkul yatırımıdır. 2007 yılında o bahsetmiş olduğunuz alışveriş merkezinin o bölgeden fonlanması ve satın alınması aslında çok büyük bir moral oldu. Yani 1 milyar dolar KDV'li 1 milyar dolara yakın o tarihlerde bir gayrimenkule böyle bir paranın verilmesi herkesi şaşırttı. İnanamadı insanlar ama bu 10 yıllardan beri Amerika için, Londra için, Almanya için böyle. 2 milyar dolara gayrimenkul satılıyordu. Biz bunu görüyorduk çünkü ben zaten çocukluğum ve gençliğimde hep Avrupa'ya gezdim ve Amerika'ya gezdim. Yani ihracat yaptığımızdan dolayı ve Arap aleminde gezdiğim için Türkiye'ye neden bu gelmesin, neden bu olmasın diye yola çıktık. Sonra AS Yatırım Danışmanlığı şirketi gayrimenkul projelerini fonlamak için birçok girişimde bulundu. O tarihlerde Arap vatandaşları mütekabiliyet kanunundan dolayı şahsen gayrimenkul alamıyordu. Ve bu ciddi bunun önünde bir engeldi. Ama buradan gayrimenkul münferit almak isteyen vatandaşlar, oranın vatandaşları böyle bir engelin karşısındaydı. Biz bunun için çözüm geliştirdik. O zamanın ekonomik şartlarına uygun bir girişimde bulunduk. Ne yaptık? Dedik ki bu gayrimenkul projeleri için, her gayrimenkul projesi için bir şirket kuralım. Bu şirketler bu gayrimenkul projelerini topraktan satın alsın ve bölgedeki insanlara satsın. Yani hani ve artı bu yanlış olan mütekabiliyet kanununun da değişmesi için ciddi lobi faaliyetlerinde bulunduk. Zaten hükümetimiz yani ciddi bir girişim yaptı ve bunu değiştirdi. Yani hani şu an oranın insanları buradan gayrimenkul artık şahsen alabiliyor. Ciddi manada da gayrimenkul ev sahibi oldular buraya ve buraya ev sahibi olduktan sonra buraya gelen seyahatler, buraya gelen şöyle söyleyeyim birçok o bölgeden seyahatin farklı farklı sektörlere kaymasını etkiledi bu gayrimenkullerin satın alınması. Çok önemli bir şeydir. Önce evlenirsiniz. Ya evini aldın. Artık senin burada bir evin var. Sen buraya aidiyet hissediyorsun. Benim Türkiye'de, İstanbul'da bir evim var diyor. Ve ben evime geleyim diyor. Geliyor, anahtarını açıyor, evine giriyor. Aidiyet hissi olduğu için zaten ülkeyi daha çok anlamaya, kültürü daha çok tanımaya başlıyor. Ne yapıyor? Düğününü burada yapıyor belki. Tatilini burada yapıyor belki. Oğlunu buraya mesela eğitim için yaz okuluna buraya gönderiyor. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu gördük ya bu gayrimenkul satışları son 10 yılda ciddi manada o bölgeye oldu ve şimdi artık gayrimenkul dışında farklı bir stage'e geldik. Yani artık yani şuna hepimiz tanık oluyoruz. Mesela bölgesel olarak baktığımızda özellikle Karadeniz'de çok ciddi bir Arap ilgisini görüyorduk zaten. Ama ben de mesela en azından bölgeyle yakinen ilgileniyorum. 2010'da orada Katar'da bir film festivali düzenlemiştim. O yıllar daha bir anlamda orayla ilginin daha az olduğu yıllardı. Ama mesela bu yaz bakıyorum Türkiye'nin en önemli turistik tesislerinde artık inanılmaz derecede mesela geçmişte Arap turistleri görüyorduk ama her yerde göremiyorduk. Bugün artık Marmaris'te de, Bodrum'da da, Antalya'da da her yerde görüyoruz ve Arapların adeta burada kendi evleri değil, kendi ülkeleri gibi baktıklarını, buraya çok büyük bir ilgi olduğunu ve son dönemde ekonomimizin yaşadığı bu dalgalanmada da aslında bunun çok ciddi bir faydası olduğunu ben görüyorum. Mesela turizm alanında da bu kadar büyük bir ilgiyi bekliyor muydunuz? Bekliyordum ve ben bunları söylediğim vakit insanlar inanamıyordu. Yani hani o tarihlerde bakın 2007'den bu zamana 12 sene geçmiş. Yani biz birinci stage'i çoktan geçtik. Gayrimenkul ve gayrimenkul yatırımları ama şimdi farklı bir stage'e geçmiş durumdayız. Farklı bir sektörün değişimiyle, dünyanın değişimiyle o bölgenin insanların artık Türkiye'ye tanıması ve inanmasıyla beraber birçok değişik sektöre yatırım fırsatları doğmuş durumda. Onun için de bundan sonraki 5 yıl ve 10 yılımızı da yatırım stratejisi olarak buna çevirmiş durumdayız. Yani kısaca özetlemem gerekiyorsa aslına bakarsanız biz 10 yıl önce bu ticari fırsatı gördük ve buraya yatırım yaptık ve buraya girişim yaptık ve bunun şu an faydalarını, şu an kazançlarını görüyoruz. Ama ben bütün iş adamlarına, bütün çevremdeki iş adamlarına aynı şeyi hep anlatıyorum. Diyorum ki mutlaka önümüzdeki 5 yıl ve 10 yıl için bir stratejiniz olsun. Türkiye'ye inanın, Türkiye'ye güvenin. Türkiye bambaşka bir ülke. Yani nereden nereye geldi? Yani şimdi genç nesil pek bilmiyor bunları. Hani ben de tabii yani Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu Anadolu bir iş ailesinin 3. kuşak genç iş adamıyım ve girişimciyim. Ben bunu gördüm, ülkeme inandım ve güvendim. Yani O tarihlerde bunları anlattığınız vakit insanlar size böyle bakıyordu, anlamıyordu. Yani bakın bugün 52 milyon turist, 50 milyon turiste geldik. 10 yıl önce bunu konuşsak inanabilir miydik? 50 milyon turist ve bütün bölge, yani Türkiye'nin etrafındaki bütün o Arap Yarımadası, Kuzey Afrika bölge ciddi sıkıntı içerisindeyken, yani bir nevi ateş hattı içerisindeyken Türkiye bölgenin en önemli güvenli limanı haline geldi. Dünya milyarderleri Türkiye'ye geliyor. Sadece Arap bölgesinden değil, tüm dünyadan. Yani Türkiye bölgeden tamamen ayrışmış durumda. Yani bunun etkenlerini uzun uzun konuşuruz. Zaten sohbetlerimizde konuşuyorduk. Aslında Türkiye son 20 yılda ciddi manada bir destan yazdı. Yani ciddi manada ekonomik bir model oldu tüm dünyaya. Yani son 10, 12, 13 yılda %335 büyüme. Yani biz 2000'lerin başında, ben ticaret yapan bir aileden geliyorum. Yani cebimizden parayı çıkartmaya utanıyorduk Cengiz Bey. 1 milyon TL vardı. 1 milyon TL, bir içecek meşrubata 3 milyon TL veriyorduk. Turistik mekanlarda yemin ederim parayı çıkartmaya utanıyorduk. Bu milyonlara atacağız dediği vakit Cumhurbaşkanımız o tarihlerde kimse, herkes şey dedi ya nasıl oluyor, nasıl, ne oldu? Oldu mu? Şu an bak ama genç nesil bunu bilmiyor. İşte önceki nesil bunu bilmiyor. Yani ama bu vizyonu gördük, bu değişimi gördük ama bu değişim daha da artacak. Şu an bambaşka bir Türkiye var. Yani hani işte yeni havaalanıyla, yeni otobanlarıyla, yeni turistik tesisleriyle, yani hani 2023 hedefleri, 50, 70 hedefleri, bunların hepsi olacak. Ben buna gönülden inanıyorum. İşte yatırım stratejimi, yatırım planımı bu hedeflere göre yapıyorum. Yani benim başarımın sırrı buradaki farkı, buradaki gelişimi görüp o gelişmenin içerisinde ben nasıl olabilirim bir iş adamı olarak? Buna nasıl katkıda bulunabilirim? Bir iş adamı olarak ben bununla beraber nasıl büyüyebilirim? Çünkü ülkeniz gelişirse, kalkınırsa siz de gelişip kalkınıyorsunuz. Ben bunu söylemek istiyorum buradan. Ben Ankara'da üniversite okuyordum. 2000'lerin başında ve bizim okula servis, üniversiteye servis şehir merkezinden Tunus Caddesi'ni bilirsiniz. Amerikan evet. Konsolosu ve Alman konsolosluğu. Her sabah servise binmeden önce Alman konsolosunun önünde bekleyen bizim Anadolu vatandaşları, oradan vize almak durumdalar. Bir Schengen vizesi almak için haftalarca bekliyorlardı. O karda, yani battaniyelerle kapıda bekliyorlardı. Şu an ben pasaportumu yurt dışına giderken koyduğum vakit gurur duyuyorum. Bütün kapılar bize açıldı. Bu güçtür. Ekonomik kalkınmayla olur bu. Yani nereden nereye geldik? Bunu kimse konuşmuyor. Bunları konuştuğumuz vakit iş adamları olarak hemen farklı şeylere çekiliyoruz. Hemen bir kesim üzerimize geliyor. Yani hani ne oluyor? Ama bu böyle. Yani nereden nereye geldik? Neden bundan gurur duymuyoruz? Bugün Arap bölgesinde gerçekten ciddi Arap milyarderleri, sermayedarlar, ciddi ailelerin önde gelen kişileri Türk vatandaşlığına başvuruyor. Ve aldığı zaman bunlar gurur duyuyor. Bakın ben size bir şey anlatayım. Geçen hafta Irak vatandaşı, bir arkadaşım yıllardır tanım, Katar'da yaşıyor. Türkiye'de yatırım yaptı. Münferit bir yatırımcı. Geldi, Uğur Türkiye'deyim, mutlaka seninle görüşmek istiyorum. Ofise geleceğim. Mutlaka önemli bir şey var, konuşmamız lazım. Yani ben bir iş var diye düşündüm, yani onu anlatacak projesini. Geldi ofise, hiç konuşmadık daha, içeri girdi, cüzdanını açtı, Türk kimliğini koydu. Masaya koydum. Masaya koydum. Ben Türk oldum dedi. Güzel. Yani ağlayasım geliyor insanın. Nereden nereye? Gerçekten ağlayası geliyor. Çünkü bakın şunu anlatmam lazım Cengiz Bey bunu anlatırken. Şimdi dünya çok hızlı değişti. Ekonomik yapı da değişti. Yani 90'larda internetin çıkmasıyla beraber şu an 8 milyar insan 7/24 birbirine entegre. Ve paylaşım saniyenin artık kaçta kaçı. Herkes her şeyi her yerde paylaşıyor. Yani bir tane Hindistanlı bir genç çocuk, burada Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir genç çocukla bir tane Çinli, üçü beraber şu an Hong Kong'da hiç tanışmadan şirket kurabiliyorlar. Tabii bugünün dünyasında. Bugün dünyasında dünya. Evet. Ve FaceTime'dan görüşüyorlar. 7/24 birbirleriyle bir şeyler paylaşıyorlar. Ve paylaşım o kadar hızlı ki. Bu paylaşımla küresellik en zirvede dünyada. Artık dünyada en serbest dolaşan şey nedir? Para ve seyahat. Yani insanlar çok hızlı bir şekilde seyahat ediyor. Yani cebinizde bir legit bir kredi kartı varsa, ben bunu her yerde söylüyorum. Cep telefonunuzda varsa Android, istediğiniz ülkeye 2 dakikada biletinizi alıyorsunuz, aracınızı ayarlıyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Ve atıyorum yani cebinizde belli bir sermayeniz de varsa siz Çin borsasından veya Alman borsasından hisse tahvili, hazine senedi alabiliyorsunuz. Yani Alman devletini veyahut da bir Çin devletini kendinize borçlandırabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. Dünya bu durumda. Siz böyle bir dünyada eski modellerle iş yapamazsınız. Yok bu para bunun parası, yok o para bunun parası, öyle bir şey yok. Para hareket ediyor ve para ciddi anlamda hızlı bir şekilde dünyada hareket ediyor ve en güvenli, en kendini iyi hisseden yere park ediyor. Ha, siyasi şey ne olursa olsun, politik söylemler ne olursa olsun. Şimdi Arap dünyasında konuşuyorum, oturuyorum diyorlar ki aramız iyi değil. Ya bunlar geçici şeyler. Bugün iyidir, yarın başka şeyler olur, düzelir. Bunlar devletin ilişkileri, devletsel ilişkilerdir. Ama bizim onlarla vatandaşlar olarak, tacirler, ticaret yapan insan olarak iletişimimiz her zaman iyi. Geliyorlar, iş yapmak için. Ticaret adamı işe bakar, fırsata bakar. Ticaretini yapar, kazanç elde eder. Biz taciriz. Yani trade zaten oradan gelir. Değiş dokuş, yani alışveriş. Yani hani ama şimdi bir baktığınız vakit aranız kötü diyorlar. Böyle haberler çıkıyor. Bir bakıyorsun ticaret hacimlere yani çok yüksek. Burada ben verdim de hatta hangi ülkeyle ne kadar ticari hacmimiz var. Biz istiyoruz ki bu daha fazla olsun. Bunun için altyapı hazır. Şu an Türkiye'nin durumu çok iyi, ekonomik durumu çok iyi. 6 ay önce herkes diyordu kriz olacak, bilmem şu olacak, bu olacak, dolar 10 lira olacak. Yani bu felaket tellallığını bırakmak lazım. İş adamlarımızın özellikle gençleri dinlemesi ve gençlerin yönünde gitmeleri gerekiyor. Yani bu dünya nereye gidiyor? Bu yatırımlar nereye gidiyor? İnsanlar neye ilgi duyuyor? Buna göre bir finansal model oluşturursa ciddi manada kazanç elde edecektir. İşte biz bu farkı 10 yıl önce gördük ve böyle bir girişim yaptık. Peki 10 yıl öncesiyle bugünü mukayese edecek olsanız muhtemelen 10 yıl önce geleneksel sektörlerden bahsedebilirdik. Evet. İşte inşaattan bahsederdik, tekstilden bahsederdik. Evet. Bugün özellikle dijitalleşmenin demin sizin de işaret ettiğiniz gibi bize sağladığı çok başka, bizim için geliştirdiği çok başka bir dünyadayız. Bugün biz neler yapma potansiyeline sahibiz? Bugün o geleneksel sektörlerin çok daha ötesinde yatırımcı çekebileceğimiz yeni alanlarımız söz konusu mu? Türkiye'nin buradaki potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'nin buradaki potansiyelinin çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bölgeyle kıyasladığınız vakit. Önce bir bölgeyi anlatayım size. Yani bunu altını doldurmak için. Şimdi Türkiye nerede? Türkiye jeopolitik konumu açısından bize çocukluktan beri, ilkokuldan beri şu anlatılırdı. Ya Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemi. Evet. Bunu hepimiz duymuşuzdur okulda. Tabii, yani bakın bunu yani hani yere batan sarnıcının oraya gidin, milyon taşı var orada. Evet. Dünyanın merkezi diye Roma İmparatorluğu dikmiş bunu oraya zamanında. Biz dünyanın merkezinde oturuyoruz. Küreselleşmiş bir dünya var artık. Merkezdeyiz. Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesini tüm bakanlarımız, tüm hükümetimizin yetkileri anlatıyor. Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 54 ülkeye ulaşıyor diyor. Aslında bu çok önemli bir şey. Ulaştığı ülkeleri topladığınız vakit bu bölgede 1,7 milyar nüfusa denk geliyorsunuz. Türkiye 1,7 milyar nüfusun ortasında, bu nüfusun 1 milyara yakını Müslüman ve bu nüfusun yaratmış olduğu pazar 25 trilyon dolardır. Bu 25 trilyon doların ortasında bir Türkiye var. 1 milyar nüfusa sahip bir Müslüman nüfus var ve bunların 600 yıl tarihinde sen varsın. Bir imparatorluk olarak 600 yıl sen medeniyetinle, liderliğinle, kültürünle, sanatınla ve adaletinle bu bölgeye hükmetmişsin. Bugün siz Arap aleminde nereye giderseniz gidin, ister Yemen'e gidin, ister Libya'ya gidin. Oradaki bir aile sizi ağırladığı vakit evine girer, dedesinin resmini gösterir. Mutlaka benim dedem de Türktü der. Tabii. Ben popülizm yapmıyorum. Gerçekten bunu ben yaşadım böyle. Ve mutlaka siz Türk olduğunuz için sizi evinde ağırlar. Ha, bundan önce böyle bir şey yoktu. Araba karşı o bölgeye karşı bir bilinmezlik vardı. Ama şimdi internet var, herkes paylaşıyor. Buraya bir bölgenin turisti, Kuzey Afrika'dan gelen veya Arap aleminden veya Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen bir turist burada yemek yediği vakit Reklama sizin artık ihtiyacınız yok. Eğer yemek güzelse kendini hemen çekiyor, grubuna paylaşıyor. Hemen o insanlar da geliyor. Dizi sektörü, bakın sektörlere giriyorum şimdi size. Dizi sektörü, 100 bin saat dizi satmışız dünyaya. Bugün bir Türk starının popülaritesi Hollywood starından daha fazladır Arap aleminde, Orta Doğu'da. Yani 100 bin saati biz neden 200 bin saate çıkaramayız? Bu bir sektör işte. Biz neden oraya content satamıyoruz? Neden oraya bunu satabilecek bir şirket, bir startup kurabiliriz iş adamları olarak? Daha fazla dizi satalım, daha fazla program satalım. Bu bir ihracattır. İhracat önceden tekstil ve otomotivdi ama ihracat çok farklılaştı. Bakın düğün dedim az önce. Düğün de bir ihracat. Gülecek herkes ne diyor bu diye. Düğün de bir ihracat. Düğün yapmak için buraya Orta Doğu'dan, Hindistan'dan ve Kuzey Afrika'dan insanlar geliyor. Çünkü dizilerde İstanbul'un güzelliğini görüyorlar ve ben düğünümü burada yapacağım. Düğün dediğiniz vakit altını doldurun, seyahat, uçak bileti, transfer, otel, konaklama, yeme içme, alışveriş, kuyumculuk, hediyeleşme, bir sürü sektörü dolduruyor. Nedir? Oradaki insanın buraya gelmesi. Bir konut, gayrimenkul aldı oradaki yatırımcı. Gayrimenkulü biri kiraya verecek değil mi? Bunun vergilerini ödeyecek. Bunun işte apartman aidatlarını ödeyecek. Alın size management sektörü. Ya nedir? Siz buradaki yabancı yatırımcının deyin ki ben bir şirket kurdum, ben bunun gayrimenkulleri manage edeceğim. Kira gelirlerinde %20'sine talibim. Bunu yap. Kaç tane gayrimenkul satılmış? Yani niye karamsarsın? Niye ağlıyorsun? Niye felaket senaryosu? Niye eskiye çok böyle bağlısın? Yani hani bitti o. Bir sürü sektör var. Yani baktığınız vakit ihracat, sağlık. Bugün ben şunu iddia ediyorum. Sağlıkta dünyada çok iyi, en iyi yerlerden bir yer, en iyi yerlerdeyiz sağlık konusunda, sağlık turizminde de. Burası çok önemli bir başlık. Hı-hı. Burada açıkçası biraz daha altını çizmek lazım. Tam burada kısa bir reklam arası verelim. Aha. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Uğur Akkuş konuğumuz ve özellikle Orta Doğulu yatırımcıların Türkiye ilgisini konuşuyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. İmza devam ediyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden ülkemize gelen yatırımcıları konuşuyoruz demiştik. Uğur Akkuş konuğumuz, AS Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve hemen reklam arasına gitmeden önce o eski geleneksel sektörlerin yerini artık bir sürü sektörün aldığını, bir sürü konuda aslında Türkiye'nin bir cazibe merkezi olduğunun altını çizmiştiniz ve sağlık sektöründen bahsediyordunuz. Aynı kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi sağlık sektörü, şimdi ben şunu iddia ediyorum. Bizim İstanbul olsun, hem özel sektör olsun hem devlet hastaneleri olsun, bölgede eşi emsali olmayan hastaneler var şu an. Türkiye'de o noktadayız. Ve o bölgeden, Orta Doğu'dan tedavi için gelen ciddi hastalar var Türkiye'ye. Yani bunlar gelir düzeyi yüksek insanlar. Daha önce Londra'ya gidiyorlardı, Almanya'ya ve Amerika'ya gidiyorlardı tedavi için. Artık Türkiye'ye geliyorlar. Çünkü biz hastanelikte baktığınız vakit özel sektördeki hastanelerimiz hem de devlet hastanelerimiz durumu olsun, inanın onlardan öndeyiz. Yani ben bugün ismini vermediğim bir hastaneye giriyorum, baktığım vakit inanamıyorum. 5 yıldızlı otel konforunda. Bunun yanında yani çok eğitimli hastane personelleri ve çok iyi hocalarımız mevcut. Yani bu bir sektör işte, bu bir ihracattır yine. Oradan buraya hasta gelip oradaki dövizini Türkiye'ye bırakması bu bir ihracattır. Bir şey satmıyorsunuz. O gelip kendi parasını veriyor. Siz ne satıyorsunuz? Hizmet satıyorsunuz. Hizmet ihraç ediyorsunuz. Hizmet ihraç ediyorsunuz. Sağlığın dışında eğitim. Baktığınız vakit bizim özel, hani şu an aşağı yukarı bizim her sene liselerimizden 1 milyona yakın öğrencimiz mezun oluyor. 30 küsür milyon genç nüfusumuz var. 32 milyon sanırım şu an nüfusumuzun içerisinde. Üniversitelerimiz, 200'e yakın üniversitemiz var. Ve bu üniversiteleri ve bu okulları idare edecek know-how'a sahip öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz var. Şimdi oradaki kişi çocuğunu Londra'ya mı eğitime göndersin, Amerika'ya mı eğitime göndersin, Türkiye'ye mi eğitime göndersin? Zaten Türk dizisini izliyor evinde. Türkiye'yi tanıyor, evi de var burada. Türkçe de öğrenmeye başlıyor. Tabii ki evladını burada yerleştiği vakit Türkiye'deki okula gönderecek. O da bu Türkiye'deki okula gönderdiği vakit Türk kültürünü, bizim adetlerimizi, bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi öğrenecek. Biz de onlardan bir şey alacağız. Bu şekilde değiş tokuş başlayacak ve bundan baktığınız vakit eğitimle beraber bundan 20 sene sonra ülkesine gittiği vakit Türkiye'de eğitim almış, Türkçe bilen belki bir bakan, belki bir milletvekili, belki bir iş adamı göreceğiz o bölgede. Yani bu yıllardan beri Avrupa'ya gidiyordu. Şimdi Türkiye'ye geliyor. Yani hani Türkiye, yani bu eğitimin dışında sağlık olsun, eğitim olsun, turizm olsun. Yani turizm derken herkes şunu anlıyordu yıllar önce. Deniz, kum. Ama evet, turizm o kadar artık farklılaştı ki ya oyun turizmi bile var. Hani az önce konuştuk. Yani buraya oyun oynamaya gelip bilgisayar oyunu oynamaya gelen kişiler var. Yani şu artık böyle oldu. Sanat turizmi var. Bizim sanatçılarımız açtı sanat galerilerini ziyaret edip onların eserlerini şu an modern sanat üzerinde alan artık konferans turizmimiz var. Yani doldurduğunuz vakit tarih turizminiz var. Hani aşağıda az önce konuştuk 1,7 milyar nüfus var. Bunu taşıyabilecek artık sizin altyapınız da var. Dünyanın en büyük havaalanına sahibiz. 200 bin uçak diyoruz. Ya buna bir ihtiyaçtı ve hükümetimiz bunu yaptı. Zaten bunu anons ettiği vakit ortalık karıştı biliyorsunuz 2014'te herkes olmaz olur ne oldu şu an hepimiz iniyoruz. Buradaki o turisti buraya taşıyabilecek senin altyapın da var artık o bölgeden. Şimdi altyapı mevcut. Know-how mevcut, bilgi birikimi mevcut. O zaman ihracat farklı farklı sektörlerde o bölgeye kayacaktır. Ve ciddi manada büyüyecektir. Bu ihracatla beraber buraya ciddi sermaye gelecektir. Şimdi oturduğumuz vakit kendi iş dünyamızın insanlarıyla, iş adamı arkadaşlarımızla yani karamsarlık bir almış gidiyor. Bakın gerçekten... Çok hızlı tamam büyüdük, çok büyük projeler yaptık. Bizim iş adamlarımız çok saygın insanlar, hepsi çok büyük girişimciler. Benim ailem olsun, babam olsun, sizin çevreniz, hepimizin öyle. Herkes bir şey. Ama değişim çok hızlı oldu internetle beraber. Çok hızlı değişiyor dünya. Buna ayak uydurmak lazım. İşte bankalardan ciddi krediler kullanılıp projeler yapıldı. Bunu absorbe edebilecek güçteyiz. Bu zaman lazım buna. Yani bir zaman lazım. Yani bu bankalardaki işte kullanılan kredilerin ödenmesi, bu sektörün tekrar canlanması. Hani bunu anlatırken şuna mutlaka değinmek istiyorum. 2 yıl önce biz çok ağır bir şey yaşadık. Yani tabii, bütün dünya bunu izledi. 2016 yılında biz darbe girişimini atlattık. Ya bakın milli iradeye, bizim demokrasimize, ülkemize el konulmak istedi. Türkiye bunu... Yani, savuşturdu. Lideriyle beraber, çok güçlü bir liderle beraber tüm dünyaya bunu gösterdi. Ve bütün dünya, özellikle o bölge halkı, çünkü korku var o bölge halkında, baktı ki en kötü oldu Türkiye'de. Yani bunu savuşturdu, bu halk bu ülkeye sahip çıkıyor. Ekonomisi tekrar toparlıyor. Siz 2 yıl önce bunu yaşamışsınız, bu Avrupa'da veya Afrika'da veya da Arap aleminde bir ülkede olsa iki yakası 20 yıl bir araya gelmez. O travmadan 20 yıl çıkamaz. Çıkamaz. Yani biz 2 gün sonra borsayı açtık. Yani bu bir iradedir. Bu gerçekten ciddi ve bu destanı herkes gördü. Görmüyor mu Orta Doğu'daki yatırımcı? Görmüyor mu Avrupa'daki insanlar bunu? Herkes görüyor. Herkes hani bunu atlattı ve ekonomi şu an kendini toparlıyor. Yani peki bu görmenin sayılabilir sonuçları da vardır mutlaka. Tabii ki. O yüzden şuna gelelim. Mesela bizim Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ticaret hacmi dün neydi, bugün ne oldu? Hatta ülke bazlı eğer rakamlara hakimseniz gidebiliriz. Gidebiliriz. Ha? Mesela Suudi Arabistan'la şu anda nasıl bir ticaret hacmine sahibiz? Suudi Arabistan'la aşağı yukarı 5 milyar dolar civarında sanıyorum. 4,5 milyar dolar civarında. Ama tabii ki bu artacak. Ama bu böyle bizim girişimlerimizle, bizim oradaki iş adamlarımızın oraya gidip orada var olmasıyla olacak bir şey. Yani benim mesela bu işi yapmamız, biz gittik orada var olduk, orada kaldık. Oradan buraya taşımaya karar verdik. Yani bizim orada olmamız gerekiyor. Yani Suudi Arabistan olsun, Kuveyt olsun, Katar olsun, Bahreyn olsun gelin diyorlar zaten. Yani bilgi birikimimizi getirin, projeyle gelin. Biz bir projeyle bir iş adamımız oraya gittiği vakit orada kalması gerekiyor. Belki bir şirketinin temsilcilik ofisini açması gerekiyor orada. Yani yol haritası çizme adına söylüyorum. Ticaret hacmine bakarsak aslında ben genel bir şey söyleyeceğim rakamsal olarak. Siz 1982'den 2002, 20 yıl Türkiye'ye gelen dış kaynak 17 milyar dolar. Hı hı. 2002'den 2015'e baktığınız vakit 160 milyar dolar. Şu an 187 milyar dolar civarındayız toplamda gelen. Yani yüzde kaç artmış artık onu siz hesap edin. Bu devamlı üstüne koymuş. Baktığınız vakit doğrudan sıcak para, sermaye hareketi en fazla nereye oluyor? Amerika'ya oluyor. Senede 500 milyar dolar civarında. Bunun yüzde kaçı Orta Doğu'dan? Buna bakmak lazım. Yüzde kaçıdır? Ben %60 civarında olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O zaman burada bizim aslında ülke olarak şansımız çok daha fazla. Çok fazla. Çünkü biz bölgede çok yakınız, aynı kültüre sahibiz, aynı dinin mensuplarıyız. Hani artı Avrupa'da işte biliyorsunuz 9-11 Eylül olayları ve daha sonra 2000'lerin ortasında Irak'taki IŞİD olayından dolayı hani en son işte Yeni Zelanda'daki olayı biliyorsunuz. Yani İslamofobyanın ne durumda olduğunu Avrupa'da ve Amerika'da hepimiz biliyoruz. Oradaki, buradaki nüfus Müslüman, oraya gitmeye artık itina ediyor. Yani çekiniyor. Peki yani, Suud'la başladık. Katar'la devam edelim. Katar'la şu anda. Katar'la 1,5 milyar dolar civarında sanıyorum. Bence çok az. Yani hani bunun katı katına olması gerekiyor. Yani hani bu da yine bizim orada var olmamız, yani bizim oraya girişim yapmamız gerekiyor onlarla beraber. Yani orada bir sermaye var. Şunu size söyleyeyim, bu körfez ülkeleri 1940'ların sonunda petrolü buluyorlar. Ve petrolü, ben bunu şu an iş adamları, arkadaşlarımız falan bunu izliyordur, görüyor, bundan dolayı anlatıyorum. Yani 1940'ların sonunda petrol bulunuyor ve petrol gelirlerinden doğan bir zenginlik oluşuyor. Şimdi nüfus küçük olduğu için, petrol ihracatı fazla olduğu için aşağı yukarı 70 yıldan beri ihraç edilen bir petrol ve o petrol gelirinin biriktiği bir ülkeler bunlar. Ve bunlar 1950'lerin başında, 40'ların sonunda yurt dışına yatırım yapmaya başlamışlar. Bunun için gerekli fonları, gerekli işte devlet düzeyinde yatırım fonlarını, gerekli yatırım bankalarını kurmuşlar. Ve petrol gelirlerinin belli bir fazlasını yurt dışında değerlendiriyorlar. Şimdi siz 70 yıldan beri sermayedar olan ve devamlı yatırımcı olan bir bölgeyi konuşuyoruz. Yani o bölgeden biz ne kadar pay alacağız? Yani bu özel sektörün işi. Yani bizim kendi münferit iş adamlarımızın o bölgeye yapacağı açılımlarla olacak şeyler. Yani projesiyle bölgede kesinlikle var olmak durumunda. Birleşik Arap Emirlikleri? Şu an en fazla Birleşik Arap Emirlikleri sanıyorum. 7 milyar dolar civarında. Evet. 6.9. 7 milyar dolar civarında, evet. Yani hani onlar daha çok bankacılık sektörüne, Türkiye'de AVM, alışveriş merkezi ve bankacılık sektörüne yatırım yaptılar. Hani bu da yani hani ciddi manada artabilecek potansiyelde. Hı hı. Umman, Bahreyn ve Kuveyt'in de aşağı yukarı benzer büyüklükleri var. Ya, toplamda bir 17 milyar dolar civarında. Tabii söylenen bu, söylenen değil. İlişkilerin en kötü olduğu denilen noktada 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ama bir taraftan ilişkiler kötü olduğu söyleniyor bir kesim tarafından. Ama İstanbul'a veyahut da Türkiye'de şu an gezdiğiniz vakit bakın okul tatili orada her yerdeler. Tabii. Buraya geliyorlar. Yani hani burada mutlu hissediyorlar kendilerini. İşte bu iletişimle beraber ticaret doğar. Ticaret, trade yani alışveriş, iletişim ne oluyor? Ve iletişimi kurmamız gerekiyor. En büyük burada dezavantajımız dil. Çünkü İngilizce, bizim Türkiye'de İngilizce bilme oranı çok düşük. Onlar ikinci dil olarak İngilizceyi konuşuyorlar. Arapça da öyle. Yani bakın sektörün gittiği noktayı anlatayım size. Bugün o bölgeden bir gayrimenkul alacak kişi Türkiye'ye tatile geliyor. Tatildeyken kime soruyor biliyor musunuz? Kiralamış olduğu aracın şoförüne soruyor. O şoför ya Hataylıdır ya işte Arap, işte Antakyalıdır, Arapça bildiğinden dolayı onlara hizmet veriyor. Şimdi ona diyor ki ben ev alacağım diyor. O onu alıp götürüyor bir emlakçıya. O emlakçıdan hani sektör bu durumda. İşte bunu bir arada toplayabilecek girişimciler ciddi manada kar ve kazanç elde edecektir. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan. Peki Türkiye'de o zaman özellikle bu potansiyeli daha çok işe çevirmek için yapılması gerekenler nelerdir diye baksak, bunun dışında aklınıza neler gelir? Bunun dışında şöyle, bizim iş adamlarımızın Türkiye'yi, yani 2023, 2050, 2070 hedefleri, ülkeyi iyi anlatması gerekiyor o bölgede. Ve bu insanları gerçekten çok iyi bir şekilde karşılaması gerekiyor. Yani ilişkiyi geliştirmesi gerekiyor. Ve bahsetmiş olduğum sektörlere, biz şimdi mesela 2 sektör üzerinde yoğunlaştık önümüzdeki 5 senede. Medya ve eğitim. Yani bunu söylüyoruz ve belki akabinde sağlık da olacaktır. Hani bunlar bittikten sonra. Ama medya dediğimiz şekilde insanlar işte televizyon kanalını onu anlıyor. Hayır, medya derken medya aslında bir entertainment, bir eğlence aracı. O bölgede hala televizyon ve diziler, filmler en büyük eğlence aracı, en büyük iletişim aracı. Şimdi siz daha fazla dizi çekip oraya satarsanız, daha fazla film çekip oraya satarsanız, iyi bir yarışma programınızı oraya uyarlayıp satarsanız ne olacak? Onlar bunu izleyip burada Türkiye aşinalık, Türkiye'ye ilgi daha fazla artacaktır. Ben bu programı oraya satarken para kazanacağım. İçine reklam koyacağım, içine Türk ürünü koyacağım, içine farklı bakın. Sadece bu sektörün içerisinde 10-15 tane sektör sayabilirim içine girebilecek. Peki özel başka sebebi var mı medyayla eğitimi seçmiş olmanızın? Başka ne sebebi var? Başka sebebi yok. Ticari tamamen. Tamamen daha fazla sermayeyi, daha fazla parayı, daha fazla ilgiyi buraya arttırmak ve daha fazla sermaye buraya çekmek amacıyla. Eğitim dediğimiz vakit bizim özel eğitim sistemimiz çok iyi durumda. Yani orayla kıyasladığınız vakit. Şimdi biz burada eğitim bilgimizi, eğitim know-how'ımızı oraya ihraç ettiğimiz vakit oradan buraya ciddi manada eğitim için gelecek, üniversite eğitimi için artı lise eğitimi için gelecek ciddi manada potansiyel öğrenci var. Yani hani ve ulaşım çok rahat, seyahat çok rahat. Yani hani bu seyahat, bu rahatlıkla beraber konaklama çok rahat, güvenlik çok rahat. Buradan Avrupa'ya seyahat daha rahat. Yani İstanbul'dan sıkıldığı vakit hafta sonu bir Londra'ya, bir İspanya'ya gidebilir. Veyahut da yazın Türkiye'nin Ege'sine, Antalya sahillerine inebilir. Çok konforlu, çok rahat. Şimdi bu 2 sektör birçok sektörün önünü açacaktır. İşte bu sektörlere yatırım yapmak aslında başka birçok sektörün önünü açıp daha fazla ihracatı arttırabilir. Bugün mesela bizim savunma sanayimizin geldiği nokta. Yani bundan 5-10 yıl önce savunma sanayi dediğimiz vakit kimse bir şey anlamazdı. İnanamam. Şu an savunma sanayi ihracat yapıyor. Savunma sanayiye ciddi manada yatırımlar yapmak lazım. Yani diğer iş adamlarımıza, hani bu işlerle ilgilenen iş adamlarımıza yol göstermek adına. Yani o sektörlere yatırım yapmak ciddi manada buraya tekrardan sermaye getirir o bölgeden. Hizmet sektörü. Yani şu an bizim evlerimizde artık çocuklarımıza Türkiye, Özbek vatandaşları, kardeşlerimiz bakıyor hepimizin evinde. Hizmet sektöründe onlar var. Yeme içme sektörünün hizmet sektöründe bütün dünyadan insanlar var. Yeme içme bambaşka bir dünya. Restoran. Yani şimdi bakıyorsunuz İstanbul'a, sadece İstanbul değil bakın. Avrupa'ya da baktığınız vakit, Almanya'da olsun, her yer nargile kafe oldu. Şimdi diyorlar ki Almanya'da her yer nargile kafe oldu. Almanya ne kadar göç aldı bakalım Orta Doğu'dan. Tabii. Yani hani göç dünyada her şeyi değiştirmiştir. Göç dünya tarihini değiştirmiştir. Şimdi ciddi bir göç ve hareket var, yani seyahat var. İnsanlar seyahat ederken bir şeyler götürüyor, bir şeyler alıyor, bir şeyler veriyor. Bu seyahati yaparken o insanlar oradan bir şeyler aldığı vakit bunu nasıl ticarete biz çevireceğiz? Buna bakmamız gerekiyor. Ben burada işte mesela yeme içme sektörünü nereye geldiğini artık konuşmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Yani hani dünyanın en ünlü şu an şefi Türk. Evet. Yani hani gurur duyuyoruz. Ben Cengiz Bey bunu söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. Bakın bu olacak. Neden biz iş adamları olarak önümüzdeki 10 yılda Almanya'dan bir futbol takımı satın almayalım? Türk iş adamı, Türk şirketi Alman futbolunun takımının sahibi olsun. Bunların mütevazı örnekleri var zaten. Var. Sadece artık büyük örneklerini görmek lazım. İngiltere'den neden almıyoruz bir Türk takımı? Yani biz sahibi olmuyoruz orada. Hadi madem artık dünya küreselleşti, yani biz de artık o güce sahibiz, olacak. Önümüzdeki 10 yılda bunlar olacak. Neden oradaki bir otomotiv şirketinin sahibi Türk olmuyor? Bunlar olacak. Bu güçle olacak yani. Hani oluyor da zaten. Yani hani neden şimdi baktığınız vakit oradaki otel zinciri bir Türk olmuyor? Zaten şu an yeme içme sektöründe çok ciddi noktadayız işte. İsim vermek istemiyorum yani hani. Bütün Avrupa'da, Londra'da, Amerika'da ses getiriyoruz. Tabii ki. Ses getiriyoruz. Bunlar oldu. Hani bunlar olacak. İşte Türkiye'nin büyümesiyle, Türkiye'nin güçlenmesiyle, bölgenin şu anki yapısı Türkiye için ciddi bir fırsat. Çünkü bölgedeki karışıklığı hepimiz biliyoruz. Sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. Peki, özellikle yine dünya ile mukayese edildiği zaman belki bardağın dolu taraflarını konuşurken özellikle mesela Arap coğrafyasında bürokrasinin ciddi bir engel olduğunu sık sık yaşarız. Evet. Oralara gittiğimizde de görürüz. Mesela bu anlamda hem işin dünyanın batısını, hem doğusunu hem de Türkiye'yi bilen bir iş adamı olarak, hı hı, ve oralarla da yakın ilişkisi olan bir iş adamı olarak, hı hı, baktığınızda Türkiye'de bugün bürokrasi anlamında dünle kıyasladığımız zaman geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi bürokrasi anlamında yine eğer bölgeyle kıyaslarsak yani hiç mukayese bile edilmez. Hı. Yani bürokrasi Türkiye'de hani o bölgeyle asla mukayese edemezsiniz. Bakın o bölgede bundan 20 yıl önce biz şirket kuramıyorduk. Veya yabancı bir şirket kuramıyorduk. Mutlaka yerli bir ortak olması. Mutlaka yerli bir kefil lazımdı. Ortak olması gerekiyordu. Şimdi yerli kefili bu sistem... Şartları oluyordu. Tabii aslında şartları oluyordu. Hani anlaşamadın, senin şirketine anında kapatabiliyordu. Şimdi orada da şartlar değişti. Artık kefile ihtiyacınız yok. Siz bir Türk şirketi olarak gidebiliyorsunuz. Orada bir şirket kurabiliyorsunuz. Bu bir. İki, şimdi bakın. O bölgede bir evrak almak devlet dairesinden 2 haftadır. Mandup diye bir şey vardır orada. Yani her evde mutlaka bir mandup vardır. O mandubun görevi şudur. Kağıt, kürek, evrak işleriyle uğraşır. Altında bir araba vardır ve muhtemelen ya Lübnanlıdır, ya Mısırlıdır, ya Hindistanlıdır. Şimdi devlet dairelerine oranın kendi vatandaşları gitmez. Vekalet verir gider. Şimdi adam zaten iyi derecede onların lehçesinde Arapça bilmiyor. Yani bir evrak almak devamlı problemdir orada. Orada bürokrasi bu kadar ağır işlerken biz burada yani hani artık online e-devletimiz var ya. Hani giriyorsunuz her şeyiniz önünde. Yani hani nerede ne kadar büyük bir fark var. Hani bugün sadece orası değil. Hadi Fransa ile kıyaslayalım. Fransa'da, Paris'te hala mektup. Pul var hala yapıştırılıp ödemeler mektupla çeki yazıp bankaya gönderiliyor posta kutusunda. Daha e-mail daha bu kadar yani dünyada e-mail bitmiş durumda artık insanlar hani farklı farklı aplikasyonlar kullanıyor. Bu kadar geri durumda. Türkiye e-devlet şimdi herkesin kimlik bir TC kimlik numarasını yazdığınız vakit istediğiniz evrağı istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi onlar burada şimdi şunu size söyleyeyim. Siz İngiltere'de bir gayrimenkul satın alacaksınız. Evrak işi tapu içi minimum 3 aydır. 3 ay. Hani siz gideceksiniz bir hafta içerisinde tapu dairesinden randevu alacaksınız, tapuyu alacaksınız. Böyle bir şey yok. 3 ay ve 6 aydır. Şimdi adam buraya geliyor, bir bakıyor hemen avukata vekaletini veriyor. Her şey anında oluyor yani hani inanamıyor. Şimdi gidiyor kendi ülkesinde bunu sorguluyor. Diyor ki ben gittim bak böyle böyleymiş. Niye ya biz bir evrak alamıyoruz bu kadar zor. Yani işte onun için burada iş yapmak istiyorlar. Burada yatırım yapmak istiyorlar, burada kalmak istiyorlar, buradan seyahat etmek istiyorlar. Zaten bölgenin iklimi, şartları yaşama uygun değil. Zaten hava çok sıcak, çöl biliyorsunuz Dubai bile o kadar yatırım yapıldı dünyada. Dubai'nin durumu şu an ortada yani hani ciddi yardım alıyor diğer şehirden, diğer emirliklerden ki ayakta kalabilmesi için. Çünkü iklimi yok yani iklimi. Hava çok sıcak. Yani 6 ay 50-60 derece çıkmak zorunda. Başka bir yere seyahat etmek zorunda. Başka bir yerde hayatını yaşamak zorunda. Bunu sağlayacak sermaye var. Petrol birikiminden gelen bir gelir var. İşte buradalar. Biz onlara çok iyi ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Çok da mutlular. Tabii ki bu işlerden dolayı bir takım problemler doğuyor. Şimdi bilmediği için, yanlış işler yaptığı için bu da alın size bir hukuk sektörü. Müşavirlik sektörü. Ciddi bir müşavirlik sektörü. Yani siz Türk vatandaşlığı konusu. Yani şu an biz Türk Bunu Kanada, az önce söyledim, Amerika, diğer birçok ülke kendi vatandaşlığı yatırımcıya veriyor. Belli bir miktarda yatırım yaparsanız oranın vatandaşlığını alıyorsunuz. Şimdi onlar da Türkiye'de şu an sanırım 250 bin dolar ve 500 bin dolar civarında bir yatırım yaptıkları vakit Türk vatandaşlığı eğer bazı prosedürlerden geçiliyor, güvenlik prosedürlerden. Onlardan uygun görülürse devletimiz tarafından Türk vatandaşlığı veriliyor. Türk vatandaşlığını alıp buradan her yere seyahat edebiliyor rahat bir şekilde. Yani bunlar tabii ciddi avantajlar. Otomatikman Türk vatandaşlığını almış bir Arap yatırımcı buradan artık tüm bölgeye Türk şirketiyle beraber yatırım yapacaktır. Ben bunun önümüzdeki dönemini böyle düşünüyorum. Bir Türk ortakla bir bölgenin ortağı bir şirket kurmuştur. İkisi de aslında Türk vatandaşı. Evet. Beraber İngiltere'de bir futbol takımı satın alabilir. Doğru. Neden olmasın? Spor deyince aslında vaktimizin de sonuna geldik. Aha. Son soru şu olsun. Tabii ister istemez bizim açımızdan da bu hızla değişen dünyada bir sürü yeni şey çıkıyor karşımıza. Tabii. Mesela Hizmet İhracatçıları Birliği'ni biz bile Türkiye olarak yeni kurduk. Hı hı. İşte kültür bir endüstri haline geldi. İşte buna benzer sağlık bir başka ekonomi oluşturmuş oldu. Spor, yine spor da dünyada işte verdiğiniz örneklerden de anlıyoruz ki bambaşka bir yere geldi artık ve bundan sonrasında daha da başka bir yere gidecek. Spor sektörüyle sohbetimizi bitirmiş olalım. Tamam. Sporda da özellikle ekonomiyle illiyet kurduğunuzda nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Şöyle, şimdi tabii ki spor derken çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani hani futbol olsun, basketbol olsun. Şimdi bölgede en popüler spor futbol. Bu tartışmasız. Bizim ligimizi, Avrupa liglerini 7-24 takip eden bir nüfus var aşağıda. Bu kadar ilgiyle takip ediliyor Türkiye. Çünkü tabii ki çok ilgi var. Çünkü hava sıcak, evde futbol izleniyor ve futbola çok büyük. Gerçekten hani ben bunu işte Katar'ın 2022 yılında Dünya Kupası'nı oraya çekmesi aslında bu spora ne kadar ilgili olduklarının bir göstergesidir. Ya bunun için ne kadar yatırım yaptılar? Hepimiz biliyoruz. Yani gidin o Katar, Doha'da yapılan stadyumların, yatırımların inanamıyorsunuz. Yani stadyumun ve sporun nereye geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bizim futbolcularımızı, bizim oyuncularımızı hepsi takip ediyor aslında. Ya sporun bir de öbür dijital ayağı var. Oyun. Yani az önce konuştuk sizle. Yani hani ben yeni bir sektör öğrendim sizin sayenizde. E-spor. Yani şu an gençler o e-sporda birbirlerine turnuva yapıp yarışıyorlar. Şimdi e-spora yarışma yapan, o turnuva yapan platformlara ne geliyor? İlgi geliyor, reyting geliyor, reklam geliyor. Doğru. Yani hani bizim bölgeden birçok futbolcunun orada futbol oynamasını isteyen teklifler var. Ben bunu biliyorum, geliyorlar. Tabii ki bizim futbolcularımız burada kalmak istiyorlar ve daha çok Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Çünkü oradaki liglerin durumu belli ama onlar buraya bu Türk futboluyla, Avrupa futboluyla 7-24 ilgilenen bir potansiyel yapı var. Hani bu manada da yatırımlar olabilir. Hani takımlar olsun, ondan sonra işte e-spor olsun. Hani bunlar da ciddi fırsatlardır bence. Peki böyle zaman bir süreye dayalı olunca ister istemez akıp geçiyor. Aynen. Keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Ben EKOTÜRK, Türkiye'nin yeni iş platformu, Türkiye'nin yeni alternatif televizyonu, bizi bu davetimizi kırmayarak ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, imzada bugün Uğur Akkuş vardı. Uğur Akkuş özellikle AS Yatırım Holding olarak ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yatırımcı kuruluşları getiren, fonları getiren, onların burada önünü açan bir çalışmanın içerisinde bundan sonrasıyla ilgili o bölge insanının beklentilerini bizimle paylaşmış oldu. Haftaya imzada kendi alanında imza sahibi bir başka isimle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.